Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. ATV'nin Sultanahmet'ten yayınlamış olduğu sahur programına efendim hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref ediniz. Sağ olun. Ve yine hamdolsun Sultanahmet Meydanı tarihi anlarından birini yaşıyor. Buradaki program hamdolsun bütün Türkiye'nin nabzını tutan bir kardeşliğin, muhabbetin, aşkın, sevdanın, sevdalanmış yüreklerin bir sesi olmaya devam ediyor. Öncelikle bize bu güzel hazzı tattırdığınız için ben buraya şeref veren, onur veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bence Türkiye'ye bakacakların, Türkiye hakkında içeride ve dışarıda konuşacakların gelip Sultanahmet Meydanı'ndaki bu güzel insanları görmesi, açığıyla, kapalısıyla, genci yaşısıyla, erkeğiyle, kadınıyla bu muhteşem atmosferi ve birbirine sahiplenen, birbirine ayrı gayrı gözle bakmayan Allah ve Peygamber sevdalılarını görüp ders almaları gerekiyor. Teşekkür ederim tekrar efendim. Efendim bugün programımızın birinci bölümünde tabii ki sevgili Abdurrahman Önül, sevgili Mustafa Duman hocalarımı da hemen ve ekibimizi de tekrar hemen hatırlatmış olayım. Bazen unutuyoruz, bize darılmazlar onlar. Çünkü onlar da artık ev sahibi sayılır, misafir değiller. Evet, bugün programımızın birinci bölümünde biraz vesveseyi konuşalım, biraz dua paylaşalım. Ama programın ilerleyen saatlerinde Yusuf ibni Yakub ibni İshak, İshak'ın torunu Yakub'un oğlu Yusuf'un son derece etkileyici hayatına dair bir yolculuk yapacağız inşallah. İnanıyorum ki Sıddık'ın, öyle diyor Hazreti Ömer, Sıddık ibni Sıddık ibni Sıddık diyor veya Sadık ibni Sadık ibni Sadık. Bir gün Hazreti Ömer'in kapısını biri çalıyor. Hazreti Ömer dönüyor. Kim o kapıyı çalan diyor. Kapıyı çalınca Sadık'ın oğlu Sadık, yani doğrucu adamın oğlu, doğrucu adam diyor. Kendini anlatırken adam, Hazreti Ömer müthiş şiddetleniyor. Yalancı diyor. Sadık'ın oğlu doğrucunun oğlu Yusuf'tur. Onun babası Yakup'tur, onun babası İshak'tır. Bu sıfat ona söylenir diyor, başkasına söylenmez. Bugün o sadıkların yurduna bir yolculuk yapacağız. Ama önce biraz vesvese ne demektir, o konu çok soruluyor çünkü. Efendim şunu söyleyeyim, vesvese kelime anlamı şu. Hep biz kullanıyoruz ya vesvese. Vesvese ne demek biliyor musunuz? Şeytanın fısıldaması. Bu kelimenin anlamı bu. Şeytan kalbimize, kulağımıza fısıldıyor. Şeytan niye kulağımıza fısıldıyor? Bize eziyet etmek, bizi üzmek için. Şeytanın işi üzmek, meleklerin işi sevindirmek. Kitabın işi de doğru yolu göstermek. Peygamberlerin işi de doğru yolun elçisi olarak göstermek. Vesvese, insan kalbine şeytanın attığı bir tuzak. Olmayan şeyi var gösterir. Var olan şeyi katlar. Böylece vesvese zaman içinde bir hastalığa dönüşür. Müminin bundan kurtulması gerekir. Bundan kurtuluşun yolu ne? Bundan kurtuluşun yolu Allah'a sığınmak. Ve insanın kendini güçlü hissetmesi, vesveseye karşı yolların tümünü kapatır Allah'ın izniyle. Hazreti Peygamber'e geliyor sahabi, bize vesvese geliyor diyor Peygamberimiz. Cevaben diyor ki, vesvese hinzap isimli bir şeytanın oyunudur diyor. Sakın ona kanmayın diyor. O şeytanı yüreğinizden atın, vesveseden kurtulursunuz.
Peki vesvese nerede olur? İki türlü olur. Bir, imanda vesvese olur. Kişi der ki Allah acaba işte var mı? Peygamber var mı? Ahiret var mı? Namaz gerekiyor mu? Böylece iman konusunda şeytan kişiyi ümitsizliğe düşürmeye çalışır. Peki böyle bir vesvese olunca ne edeceğiz? Kitaplara mı araştıralım? Hayır. Böyle bir vesvese olunca Hazreti Peygamber bunun olacağını söylüyor zaten. Auzu billahi mineşşeytanirracim de yoluna devam et diyor. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım de, hiç kendini üzmeden yoluna devam ediyor sevgili peygamberimiz. Çünkü imanda vesvese eğer derinleşirse insanı üzebilir. Bir müddet insanı kendi boşlukta hissedebilir. İki, amelde vesvese. En çok o bizimle uğraşıyor. Nedir o? Kıldığım namaz kabul oldu mu? Abdestim yeterli mi? Yıkandım, guslüm geçerli mi? Değil mi? Okuduğum Fatiha doğru mu? Sürekli şeytan bu sefer, şimdi şeytan önce birinci yolu dener. İmanınızı almaya çalışır. Şeytan sizi imansız veya tereddütlü bırakmaya çalışır. Şimdi imanınızda sonuç alamadı. Bu sefer şeytan amelle sizi bozmaya çalışır. Amelde de bozamazsa şeytanın değişik yolları var, binlerce yolu var. Bu sefer size der ki sen Allah katında çok kıymetli bir insansın. Senin fazla üzülmene gerek yok. Allah seni cennete sokar. Veya başkasına da der ki Allah seni hayatta affetmez. Sen yanmışsın zaten. Şeytan adamına göre politika çizer. Şeytandan daha iyi politikacı yoktur. Dünyanın en iyi siyasetçisi şeytandır. Yani şeytan parti kurursa en büyük oyu şeytan alır. %90 oy alır. Nasıl alır? Tezgah yapar, oyun kurar filan. Bütün politik şeyleri kendine çeker. Çünkü bu işi çok iyi biliyor. Çünkü dedemiz Adem'den bu yana insanı tanıyor. Hazreti dedemiz Adem'i cennetten şeytan çıkarmadı mı? O çıkardı. Hem de neler yaptı? Ağladı, sızladı. Adem'e ne dedi? Üzülüyorum, üzülüyorum. Ağlayarak geldi. Adem iyi niyetli. Niye üzülüyorsun? Şu ağaç var ya dedi hani. Allah size onu yemeyin dedi ya. Evet. Niye onu dedi biliyor musunuz dedi. Adem aleyhisselam niye söylemiş dedi. Siz o ağaçtan yeseniz cennete bir daha çıkmazsınız dedi. Allah size onu yemeyin dedi ki sizi yere indirsin diye. Siz onu yiyin cennete ebedi olursunuz. Ölümsüz olursunuz. Öyle mi dedi Adem? Fe ezellehume şeytan. Şeytan onları böyle aldattı. Adem gitti meyveyi yedi. Sonra Havva da yedi. İncil diyor ki Havva Adem'i kandırdı. Kur'an diyor hayır. Kur'an kadını koruyor orada. Onun için dikkat ediniz. Hristiyanlara göre doğan her çocuk yıkanır, vaftiz edilir. Havva'nın ve Adem'in günahından dolayı. Halbuki İslam diyor ki babanın dedenin günahından çocuk sorumlu olmaz. Doğan çocuk niye sorumlu olsun ki? Bu nedenle Kur'an diyor ki fe ezellehume şeytan. Adem'i de Havva'yı da şeytan aldattı diyor. Hristiyanlar diyor ki Havva Adem'i aldattı. Onun için arada çok büyük bir bakış farkı vardır. Kur'an Havva'yı temiz bir yere koyuyor. Evet, vesveseyle ilgili bir iki dua hemen paylaşalım. Şunu söyleyeyim, vesveseyle ilgili en önemli sure sizce hangisidir Kur'an'da? Evet, söyleyecek olan var mı? Bir sesinizi duyayım. Hangi sure? Evet. İşte bizim izleyicilerimiz bu kadar bilinçli elhamdülillah. Hani diyorlar ya halk bilmez. Halk her şeyi bilir. Halk okumuş olanlardan daha iyi biliyor. Onun için söylediniz Nas suresi. Evet öyle. Çünkü Nas suresi Felak suresi genel. Hem vesvese hem sihir filan. Ama Nas suresi özellikle vesvese hakkında inmiştir. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Yani
insanların ve cinlerin göğsüne vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İnsanların göğsüne vesvese veren hem cinler hem de insanlar olabilir. Nas suresinin mealini bir daha alalım. Kul a'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Allah burada üç sıfatından bahsediyor. Rab, melik, kul a'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Rab, melik, ilah. Demek ki bunun anlamı şu: vesveseyi korumada Allah'ın üç ismi ortaya çıkıyor. Nedir o? Rab, ilah, melik. Ya Rabbi, malik olan sen, Rab olan sen, ilah olan sen, beni vesveseden koru. Böyle diyeceksiniz. Böyle söylediğinizde Allah vesveseyi atar. Çünkü niye? Kur'an, Nas suresinde Allah'ın üç ismini ard arda sayıyorsa, laf olsun diye yapmaz bunu. Kur'an'ın hiçbir konuda laf olsun diye yaptığı bir şey yoktur. Bunlarla Yüce Allah'a sığınacağız. Peki vesveseden korunmak için, tabii mesela şunu da söyleyeyim, eksik kalmasın. Her konuda vesvese veren şeytanın, şimdi şeytan baş şeytan. Bir de şeytanın kolları var, yardımcıları, ekibi var, kadrosu var. Bürokratları var şeytanın. Cemaati var. Şeytanın da valisi var. Değil mi? Şeytanın da parlamentosu var. Bildiğimiz parlamentoya benzemiyor. Yani ekibi var. Mesela şeytanın abdesti bozan efendim bürokratı, öyle diyelim. Yani şeytan adına iş yapan o idarecinin adı Velehan. Velehan'ın işi abdeste şüpheye oluşturmak. Sen abdest kalıyorsun, diyor ki olmadı diyor. Ya yıkadım. Olmadı diyor. Su buraya değmedi. Hadi bir daha yıka. Sonra diyor su buraya değmedi. Bir daha yıka. Olmadı diyor. Yıkanıyorsun. Arkana su düşüyor. Arkanı diyor kuru kaldı. E ne yapacaksın? Aynaya bakacaksın kendine diyor. Bak kuru yer var mı yok mu? Subhanallah. Allah böyle bir şart koşmuyor. Hazreti Peygamber nasıl gusül yapmış biliyor musunuz? Suyun az olduğu Medine'de şöyle bir bardak. Bir bardak. Bu bardağın üç misli suyla Peygamberimiz gusül yapmış. Gusül yapmış. Ve ne diyor Peygamber? Nehrin kenarında olsan bile israf etme diyor. Nehrin kenarında bile olsan israf etmeyeceksin. Bir insan tutumlu olmayı bundan daha güzel anlatabilir mi Allah aşkına? Nehrin kenarında bile olsan suyu israf etme. Su nereye akacak? Yine nehre akacak. Yapma diyor. Kendine israfı alıştırma diyor. Sevgililer sevgilisi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki birkaç böyle özel soru daha var. Onları da hızlı bir şekilde söyleyelim. Ve sonra devam edeceğiz. Evet. Efendim, namaza yeni başlayan biri kılmadığı namazlardan sorumlu mudur? Namaza yeni başlayan biri kılmadığı bütün namazlardan sorumludur. Hocam, Kadir gecesinde bir defa kılsam kurtarır mıyım? Hani bin geceye tekabül ediyor ya. Öyle bir pazarlık olmaz. Yani matematik olarak çarpılmaz. Sevabı çarpılır da bin kat. Ama matematik olarak bire birdir. 10 yıl kılmamışsan 10 yıl kaza edeceksin. Kusura bakma ama böyle. 10 yıl önce başlasaydın değil mi? Ama başlamışsın, bu bir nimet. Allah'a hamd et. İyi ki başladın. Hiç başlamayabilirdin. Nice insan var. Ben üzülüyorum onlara. Dünya hayatına geliyor. Ne Allah'ı biliyor, ne peygamberi, ne namazı, ne orucu, ne zekatı, ne Allah'a eğilmeyi, ne merhameti, ne sadakayı, ne iyilik yapmayı. Hayatı boyunca böyle yaşayıp gidiyor. Ne kadar üzülüyorum. Günah işleyenleri görünce kızmıyorum, üzülüyorum. Mübarek Ramazan ayı gelmiş, hala içki içiyor. Ne büyük nimetsizlik. Değil mi? Yazıklar olsun diyor Peygamberimiz. Ramazan geldi, buna rağmen kendini bağışlatamadı diyor. Yazık ona diyor, üzülüyor.
Onun için dikkat edin, biz günahkarlara karşı değiliz. Neye karşıyız? Günaha karşıyız. Bakın fark var. Biz günahkara karşı değiliz. Günahkar da bizden, biz de günahkarız. Belki biz o günahkar kardeşimizin yerinde olabilirdik. Doğru mu? Şartlar değişik olsaydı, belki biz bugün, ben bugün burada olmazdım. Allah muhafazasın. Bugün ben de içki içen biri olabilirdim belki. Ama Allah lütfetti, şartlar, babalarımızın dindarlığı bize etki etti. Biz irademizi böyle kullandık burada. Ama ben şu anda sarhoş olan, kumarbaz olanı kötü kabul edersem, onu itersem yanlış yapmış olurum. Belki onun şartları benim gibi olsaydı, belki benden 1000 kat daha iyi olurdu. Onun için evet, kılamadığın namazları kaza edeceksiniz. Farzlarını, sünnetlerini değil, sadece farzlarını kaza edeceksiniz. Bir Hristiyan için salavat getirilir mi? Nasıl bir soru bilmiyorum ama zaten Müslümana da salavat getirilmez. Salavat kime getirilir? Peygamber'e getirilir. Ama vatandaş sormuş, onunkiler arkadaşını almışlar. Bir Hristiyan için Allah'ım ona hidayet nasip et demek zorundayız. Çok iyi bir insan da olabilir. Hristiyandır ama vicdanlıdır, iyidir. Temiz insandır, Yahudidir, vicdanlıdır, temizdir. Biz hiçbir dinin mensuplarına düşman değiliz. Ama dinimizin en yüce olduğunu ve herkesi İslam'a çağırmamız gerektiğini de söyleriz. Kimsenin keyfi için, paşa gönlü için dinimizi anlatmaktan ve geri çekmek de istemeyiz. Dinimizi yaymaktan da çekinmeyiz. Kimse de bize kırılmasın. Onun için bunu söylemek zorundayız. Hiç kimseye salavat getirilmez. Ancak Hazreti Peygamber'e getirilir. Yani şöyle bir soru var yine. Hocam, kırmızı, siyah ve gri renklerin cinlerin ilgisini çektiği, enerjiyi aldığı doğru mudur? Kırmızı ile ilgili şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber kırmızı renk, saf ve çok cıvık bir kırmızı giyen sahabeden birine diyor ki çıkar onu diyor. Ve çıkartıyor. Kadınlar için bir problem yok. Ama erkeklerin sırf kırmızı giymesini Hazreti Peygamber hoş karşılamamıştır. Bakın, Peygamberimizin saçı uzundu. Nereye kadar? Kulak memesine kadar inerdi. Ama buna rağmen Hazreti Peygamber saçı çok uzun olan, ta belinin altına kadar uzanan birini görünce ne diyor Peygamberimiz? Git ve saçını kes diyor. Yani aşırı uzunluğu kabul etmiyor. Erkek için söylüyorum tabii. Kadın için değil. Çok uzun. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela bir gün Peygamberimiz Medine'de çıkıyor. Mekke'ye geliyor. Mekke'de bir şey görüyor Peygamberimiz. Birinin evini Kabe'den daha yüksek yaptığını görmüş. Bugün şu anda çok yüksek binalar var ya orada. Peygamberimiz birinin evini Kabe'den çok yüksek yaptığını görünce bakıyor Peygamberimiz oraya ve ne diyor? Kimin bu ev diyor. Kim bu ev? O kadar. Sadece bu soruyu soruyor. Kimin bu ev? Sahabi bunu duyar diyemez. Evin sahibi eve balyoz vuruyor ve bütün evi indiriyor. Bir cümle. O kadar etkili. Yani Kabe'den yukarıya nasıl ev yaparsın diyor. Tek bir cümle yıkta demiyor. Ama sahabi evini yıkıyor, aşağıya indiriyor. Üst katını tamamen yıkıyor. Bir katlı bina haline getiriyor. Onun için Müslümanların bu konuların tümüne çok dikkat etmesi gerekiyor. Müslümana kafir demek kişiyi dinden çıkarır. Güzel çıkarır mı? Güzel bir soru. Müslümana kafir demek, ehli kıble tekfir edilmez. Genel bir kural. Yani kıbleye dönmüş bir adama sen kafirdir diyemezsin. Bunu dediğin zaman senin dinin gider. Çünkü kafir dediğinde İki kişiden biri küfre gider. Ya sen ya o. Eğer adam Allah'a ve Hazreti Muhammed'e aleyhisselama ve Kur'an'a inanıyorsa, ona kafir dediğin anda sen kafir olursun. Müslümana kafir demekle küfre girersin. Günahkar da şu ayrı mesele. Ama kafir kelimesi son derece ağır bir kelime ki hiçbir Müslümanın bu cümleyi söylememesi gerekir. Mevlam bu cümleyi söylememeyi nasip eylesin. Yüce Rabbim bizi sadıkların, iyilerin yollarından ayırmasın inşallah. Dul olan bir kadına zekat düşer mi? Dul olan bir kadının eğer imkanı yoksa, parası çok çok değilse,
ona zekat verilebilir. Yani dul veya bekar olması veya olmaması çok önemli değil. Önemli olan kişi tek başına ve imkanları yok, kocası fakir, o ailenin tümüne zekat vermenizde hiçbir sakınca yok. Efendim, güne hangi zikirle başlamalı? Kalkar kalkmaz la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ve elhamdülillah kelimesi ilk zikir olabilir. Çünkü biz Allah'a hamdolsun, Allah bize nimet verdi ve bize sağlık verdi, hidayet verdi kelimesiyle efendim güne başlanabilir. Çekirge yenebilir mi? Ne diyorsunuz? Çekirge yenir mi sizce? Efendim? Hayır diyenler kimler? Hayır diyorsunuz. Peki çekirge yenir diyenler? Kimsenin yemeye niyeti yok. Evet, yemeseniz de çekirge yenebilir. Çekirge yemekte dinen hiçbir sakınca yok. Efendim, Arabistan'daki çekirgelerle Türkiye'deki çekirgeleri karıştırmayın. Arabistan'daki çekirgeler her biri şu kadardır. Benim şu efendim avucum kadar büyüklüktedir. Şu kadar büyüklüktedir. Ve önünüze gelirler. Onları kızartıp yiyorlarmış eskiden. Dinen hiçbir sakıncası yok. Gerçi bizim midemiz almıyor. Mesela örnek vereyim. Keleri bilir misiniz? Keler. Daha doğrusu kelerin olduğunu biliyor musunuz? Kertenkelenin büyüğü. Kertenkele var ya. Kertenkelenin bir büyüğüne keler diyoruz. Bir yolculuk sırasında Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Keler yenir mi? Hazreti Peygamber yiyebilirsiniz diyor. Kuyruğunu başını koparıp yersiniz ama ben yemem diyor. Midem almıyor diyor. Yani bir şeyi midenin almaması ayrı şey, helal olması ayrı şey. Onun için keler yenmesi caiz görülmüş. İhtiyaç sahibi olan çölde adam aç kalmış. Babasını görse yiyecek adam ne yapsın? Perişan olmuş adam. Böyle bir adam keleri yiyebilir. İhtiyacı varsa bunu giderir. Ama dediğim gibi mesela Hazreti Peygamber'e kızartıyorlar, getiriyorlar. Resulullah yemiyor. Ve midem benim almıyor onu diyor. Fakat caizdir diyor. Yenebilir. Çekirge de yenebilir olan hayvanlardan biridir. Mesela at eti yenir mi? Bugün Mustafa Hocam sordu bana. Bir lokantaya gitmiş, at eti satıyorlarmış. Demin Mustafa Duman Hocam bana sordu. At eti yenebilir mi? Bazı mezheplere göre at eti yemek mekruhtur. Fakat bazı mezheplere göre at eti yenebilir. Eşek eti yenmez ama. Eşek kesenler için söylüyorum. Eşek eti kesmek, yani evcil eşek, yabani eşekler var, zebra. Zebranın eti yenir. Ama bildiğimiz bizim evcil eşeklerin eti yenmez, caiz değildir. Fakat at eti, neden bazıları mekruh veya harama yakın görmüşler at eti yemeyi? Çünkü at bir ihtiyaç, bir savaşçı, böyle güzel görünümlü, yani bir koyun, keçi gibi değil. Böyle mertliğin, efendim asaletin göstergesi. Onun için de efendim at eti yemek caiz görmemiş olmakla beraber bazı alimler ihtiyaç halinde at etinin mekruh olmaksızın caiz olduğunu ifade etmişler. Allah'a Tanrı diyen dinden çıkar mı? Allah'a Tanrı diyen dinden çıkmaz. Orada Tanrı kelimesi kullanırken hangi niyetle kullanıyor? Allah niyetiyle kullanıyor. Dili alışmış adamın. Yüce Tanrı diyor. İnanıyorsa bu adam problem yok. Ama Tanrı kelimesi putlar için de eskiden beri kullanıla geldiği için biz o kelimeyi değil de Allah'ın kendisi için özellikle koyduğu bir isim var. Nedir o? Allah. Onun için Allah için, Yüce Allah Rabbimiz için Allah kelimesini uygun kullanmayı uygun görüyoruz. Efendim bir aramız var, kısa bir aramız. Kısa aramızdan sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindanın dostu, Yakup'un oğlu, İshak'ın torunu, büyük peygamberin o son derece manidar olan hayatına ATV'de beraber gireceğiz. Yakup'u konuşacağız. Bir Yakup ağaları okuyacaklar. Efendim güzel ilahilerimizle sevgili Abdurrahman, sevgili Mustafa Hocam bizi destekleyecekler. Hazreti Yusuf'un nasıl sabrettiğini, annesinin başında neler söylediğini bütün ayrıntılarıyla efendim biraz sonra paylaşacağız. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber inşallah. İnsanlık Yusuf'un o tarafına hayran kaldı.
Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görselerdi şayet bin Yusuf çıkardı yüzünden. Öyle diyordu. Sizin bu dostunuz diyor Hazreti Ayşe, Resulullah'ı kastederken Yusuf'tan daha güzeldi. Yusuf kıvırcık saçlı, hafif, ak tenli, yüzü güzel. Gözleri büyük, burnu ince, pazuları kalın, bacakları kalın, karnı düz, göbeği olmayan, yanağında hafif bir ben vardı. Bütün peygamberlerde ben vardır, hepsinde. Hazreti Resulullah'ın beni sırtındaydı. Efendimizin beni sırtında, diğer bazı peygamberlerin bir kısmının beni yüzünde, bir kısmı kollarında, bir kısmı diğer taraflarındaydı. Hazreti Yusuf'un anası erken vefat etmiş, annesi erken vefat ettiği için de halası Yusuf'u almış, büyütmüş. Bir gün Yakup der ki halasına, Yusuf'un halasına, ben artık Yusuf'u özlüyorum. Yusuf'umu ver artık, halası vermem der. Ama yeter artık, bak serpildi. Yanıma alayım Yusuf'umu, özlüyorum onu. Babalar evlatlarını özlerler. Evlatlar babalarını severler. Ama hala vermek istemez. Sonra bir oyun tezgahlar hala Yusuf'a. Yusuf bir gün çıkarken halası elbise giydirir. Ama Yusuf'un etrafına kemerini dolarken halası kendi kemerini dolar Yusuf'un sırtına, göbeğine, beline. Sonra der ki benim kemerim kayboldu diye bağırır, çağırır. Her taraf araştırılırken Yusuf'un belinde çıkar kemer. Onların şeriatına göre malı çalan kişi malın sahibinin kölesi olur. Halası der ki Yusuf kemerimi çaldı, yeğenim kemerimi çaldı, o benim malım artık. Bir şey söyleyemezler. Yusuf halasının yanında kalmaya devam eder. Sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasına teslim edilir yıllar sonra. Halası ölünce Yusuf babaya teslim edilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasının müthiş muhabbeti, müthiş sevgisiyle karşılaşır. Yusuf'a karşı babasının merhameti, Yusuf'un babasının muhabbet ve aşkı son derece fazla. Yusuf'un üvey kardeşleri var. Ayrı analardan. Rahil Yusuf'un anası vefat etmiş. Çok çok daha öncesinden. Yakup Aleyhisselam belki annesiz olduğu için Yusuf'a daha düşkün. Şimdi babalar öyledir aslında. En küçüğe daha meyillidir babalar. Bir de babalar, anneler özellikle en gariban olana daha meyillidir. Çocuklardan kimin parası yoksa ana oraya daha yakındır. Baba ise en küçüğe daha yakındır. Bu böyle. Yakup Yusuf'u çok seviyor. Yusuf 17 yaşında bir delikanlı. Güzel alımlı, herkesin dikkatini çeken, son derece güzel görünümlü, temiz yüzlü, temiz simalı. Derler ya dünyanın güzelin yarısı Yusuf'a verilmiş. Böyle bir delikanlı Hazreti Yusuf. Kardeşleri Yusuf'u kıskanırlar. Müthiş bir kıskançlık duygusu kaplar. Bir gün Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir rüya görür. Garip bir rüya. Ya ebeti inni raaytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara raaytuhum li sacidin. Babacığım der Hazreti Yusuf. Ben garip bir rüya gördüm. 11 yıldız gördüm. Güneş ve ay bana secde ediyorlardı. Güneş ve ay. Ay erkeği simgeler. Kelime itibariyle Arapçada erkek bir zamirdir, isimdir. Ay. Onun için güneş dişi zamir, dişidir isim itibariyle. Arapçada öyledir. İsimler dişi veya erkek olur.
güneş ve ay, baba ve anne. 11 yıldız, Yusuf'un 11 kardeşi, üvey kardeşleri. 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ediyorlardı baba. Hazreti Yakup anladı. Dedi ki, la taksus ru'yâke ala ihvetik feyekîdu leke keyda. İnne şeytâne lil insâni adûvun mubîn. Sakın oğlum, sakın ha, rüyanı kardeşlerine anlatma. Anladı Yakup, oğluna büyük bir mertebenin verileceğini, Yusuf'un belki peygamber olacağını. Yakup peygamber çünkü. Peygamberler bilir bu işi. Yusuf'un büyük bir dereceye ulaşacağını, kardeşlerinin Yusuf'u kıskanacaklarını anladı. Sakın anlatma onlara. Ama imtihan gereği Yakup aleyhisselam bu rüyayı hanımına anlattı. 11 çocuğunu anasına, üvey karısına. Üvey karısı da çocuklarına anlattı. Dedi ki, Yusuf büyük bir dereceye ulaşacakmış. Baksanıza, bir rüya görmüş. 11 yıldız, ay ve güneş Yusuf'a secde ediyorlarmış. Kardeşleri toplandılar, dediler ki, bu kötü bir görüntü. Eyvah, kötü bir yol. Baksana, Yusuf babamızı bütün elimizden alacak. Yusuf öne çıkacak. Biz harcanacağız. Ne yazık ki insana en büyük darbe en yakınından geliyor. Şimdi kardeşlerinden canı ve ciğeri yananlar bana haklısın hocam diyorlardır. Hep kardeş ama hep yardımcı da yine kardeştir. Kardeşler kendi aralarında dünyevi şeylerden dolayı problem yaşıyorlar. Ben ülkemiz için söylüyorum. Bazen insan malı, mülkü, parayı, sermayeyi ayaklarının altına alabilmeli, çizgi çizebilmeli, kardeşini affedebilmeli. Bir araya gelse size bir kardeş daha veremez ki. Bir daha ananız dirilmeyeceğine, babamız bir daha dirilmeyeceğine göre yeni bir kardeş olmaz bir daha. Hoş göreceksin, hor görmeyeceksin. Bazı şeyleri hızlı geçeceksin. Yusuf aleyhisselam bu rüyayı duyunca kardeşleri dediler ki, bu rüya güzel bir rüya değil. Bizim için hayırlı bir rüya değil. Bu şu demektir, Yusuf bütün gidecek. Üste çıkacak, babamız bizden kopacak. Tedbir alalım hemencecik. Ne yapalım Yusuf'u? Öldürelim dediler. Öldürelim. Oturup konuştular. En büyük kardeş dedi ki, katil mi olalım biz? Babamız peygamber, bunun farkına varır. Biz nasıl kardeşimizi öldürelim? Tamam, ana bir değil, baba bir kardeşimiz. Cinayet işleyemeyiz. Sonra babamız bizi affetmez. Ama ötekiler dediler ki, çaresi yok. Baksanıza, güneş babamız, ay annemiz, yıldızlar bizler. Rahl'ın oğlu, yani üvey anamızın oğlu, ilk ananın oğlu, bütün gücü, kudreti, sermayeyi alıp götürecek. Biz babamızı buna yedirtmeyelim. Babamızın aşkı ve sevgisi Yusuf'a kaydı. Yusuf'u hallettik mi, biz 11 adamız. Babamıza yeteriz, ona evlatlık yaparız. Babaya aşırı sevgi, ne yazık ki Yusuf'un kardeşlerini çirkin bir planın içine koydular. Dediler ki, ya öldüreceğiz, ya uzak yere atacağız. Yahuza en büyükleri döndü ve öyle dedi, sakın Yusuf'u öldürmeyelim. Onu bir kuyuya atalım. Bir yere atalım. Yeltakitu ba'du seyyara. Belki bir kervan gelir Yusuf'u alıp götürür başımızdan. Kurtuluruz Yusuf'tan. Ayetin bu yönünü Abdülbasit Abdussamed o kadar güzel okuyor ki, dilerim ki şu anda Mısırlı müthiş hafız
Bence İslam tarihindeki en güzel okuyan hafız. Ben Abdülbasit'in aşılabildiğine inanmıyorum. Mısır'dayken elini öptüm, duasını almıştım. Abdülbasit Muhammed Abdülsamed dünyanın en müthiş okuyucusu. Ondan bu ayeti dinleyelim ve devam edeceğim şu anda hemen. Ve ben Abdülbasit kadar sanıyorum bir daha dinlemek ister miyiz aynı ayetleri? Bir daha dinleyelim aynı ayetleri. Ben Hazreti Yusuf suresini Abdülbasit kadar ciğerlere işleyen güzel bir okuyucu hiç görmedim. Şimdi maali geliyor okuduğu ayetin 10. ayet. Yusuf'u öldürün veya başka bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Şeytan kalplerine bunu atıyor. Bunu konuşuyorlar. Sonra tövbe edin. Salih olursunuz. Yahuza işte şunu söylüyor. Onlardan bir sözcü. Yusuf'u la taktülü Yusuf. Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Yusuf'u ölümden kurtaran Yahuza'nın bu sözüdür. Tekrar Abdülbasit Muhammed Abdülsamed'i bir daha dinlemek isterim sabahın bu saatinde. Evet, Abdülbasit okuduğunda Mısır sokakları ve caddeleri dururdu. On binlerce insan arabaların dışına çıkar, arabalar durur. Caminin dışına verilen mikrofonla Abdülbasit'i hayret içinde dinlerlerdi. Hamdolsun dinleyenlerden biri sağken bendim. Duasını aldım ve rahmetli 90 tarihinde bir hastalık sonunda vefat etti. Allah ona ve Kur'an'a hizmet eden bütün hafızlarımıza rahmet eylesin.
ülkemizde de çok şerefli hafızlar vardır. Nihayet dediler ki Yusuf'u nasıl yapacağız? Bu ara bana bu ayeti hatırlatan sevgili Osmanlara teşekkür ediyorum. Allah bağışlasın. Bütün Osmanlıları her türlü şerden uzak eylesin. Efendim, Yusuf'un kardeşleri dediler ki babası bize bırakmaz ki Yusuf'u. Yakup bize güvenmez. Canı gibi seviyor Yusuf'u. Bize emanet etmez. Yusuf'u kandıralım. Babamızı o ikna etsin. Yusuf'a dediler ki Yusuf, sen hiç uzaklara gitmiyorsun. Evde oturuyorsun habire. Gel babamızı ikna et, seni götürelim çayırlara, çimenlere. Dolaş bahçelerde, suların oralarda, dağların oralarda. Bulutlara yüksel. Sahi beni götürür müsünüz? Hiç kardeşlik görmedik Yusuf onlardan. Tabii dediler. Sen kardeşimizsin bizim. Babamızın oğlusun. Seni götürmez miyiz? Götürürüz. Sen yeter ki babamızdan izin al. Yusuf ben izin alırım dedi. Yusuf'u kandırdılar. Beraberce Yakup'un yanına gittiler. Babamız dediler. Yusuf'u bizimle gönderir misin dediler. Hazreti Yakup hayır dedi. Göndermem Yusuf'u bir yere. Ama vallahi biz onu koruyacağız. Yakup aleyhisselam bir an döndü ve şöyle dedi. Onu bir kurt yer dedi. Yusuf'u kurta kaptırırsınız diye korkuyorum. Yusuf'u bırakamam size dediler. Dediler ki baba, biz 11 adamız, bir kurtla mı baş edemeyeceğiz? Üzülme ne olur babacığım. Sen Yusuf'u bizlere emanet et. Kendimizden daha iyi kurtarırız, koruruz. Denir ki Yusuf aleyhisselam hakkında babasının onu kurt kapar demesinin sebebi şuydu. İki sebebi var. Yakup anında anladı yanlış yapacaklar. Yakup onlara yol gösterdi. Bari Yusuf'umu alacaksanız öldürmeyin. Onu kurt yedi diye yalanlatın bana. Yol gösteriyor. İmkanı yok, gücü yetmiyor. En azından Yusuf'umu öldürmeyin. Kurtun üzerine atın ama onu bırakın bir yere. Veya Yakup bir rüya görmüştü 3 gün önce. Rüyada 11 kurt Yusuf'a saldırıyordu. Yusuf koşuyordu. Kurtun biri 10 kurt Yusuf'a saldırıyor. Kurtun biri ise Yusuf'u koruyor. Bunu görmüş. Sonra yer yarılıyor. Yusuf içine düşüyor. Rüyada böyle görüyor. Sonra 3 gün sonra Yusuf tekrar yerden çıkıyor. Onun için Hazreti Yakup korkuyor. Burada bir şey var. Burada bir sıkıntı var. Burada bir tezgah var. 11 kurt, 11 kardeş. Yusuf kaçıyor. Yusuf'a yaklaşıyor bunlar. Burada bir şey var. Ama Yusuf babasına, baba ne olur beni gönder. Kardeşlerime güven. Onlar beni korurlar. Biz bir grubuz, baba diyorlardı. Biz gerçekten koruyamasak Yusuf'u, yuh olsun bize, yazık olsun bize. Biz Yusuf'u koruyamayacak mıyız? 11 adam olarak bir tezgah düzenliyorlardı Yusuf'a. Eğer Yusuflar azaldıysa, ruhları bozuklar utansın. Yusuflar azaldıysa toplumda, tuzak kuranlar utansın. Eğer Yusuflar azaldıysa ihanet edenler utansın. Bu hasreti çekmez, taşımaz dağlar. Hala içimizde bir Yakup yollar seni bekliyor. Kırılsın.
bulutlarına gel gayri. Bağır yanmış çöller seni bekliyor. Bedirlerle umutlarla gel gayri. Yedi renkli umutlarla gel gayri. Gözü yaşlı umutlarla gel gayri. Bağır yanmış çöller seni bekliyor. Ey benim sultanım, özüm hicranım çok gülmez yüzüm. Yakup içi ağlıya ağlıya Yusuf'a müsaade etti. Yakup olacağı biliyordu gayri. Ama kader bazen gariptir. Öyle bir gergef bir düğüme dönüşür ki Hazreti Hüseyin'i ölüme götüren de aynı kader değil mi? Rüya görüyordu Hüseyin. Gitme Hüseyin'im. Buna rağmen kapılar açık, yollar açık.
gitmek lazımdı şehadete Hüseyin olmak için. Gidiyordu ve şehadete Yusuf olmak lazım. Gitmek lazım, yol almak lazım. Yol alıyordu Yusuf. Uzaklaşıyorlardı şehirden. Uzaklaşmaz. Saldırıyorlardı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a. Dövmeye başlıyorlardı Yusuf'u. Yusuf şaşırıyordu. Abilerim, beni niye dövüyorsunuz? Benim ne suçum var ki? Benim ne günahım var? Ben kardeşinizim diyordu. Biri vuruyordu. Yusuf öteki kardeşe koşuyordu. O vuruyordu. Ötekine koşuyordu. O vuruyordu. Bütün kardeşleri birer kurt kesilmişti. Sanki Yusuf'a eziyet etmek için. Bir ara Yusuf'u aralarına aldılar. Yusuf'un üstüne oturdular. Ellerinde bıçak, Yusuf'u kesecekler. Bir anda Yahuza, yapmayın dedi. Öldürmeyin, kesmeyin onu. Babamızı anlatamayız. Babamız farkına varır. Babamız peygamber. O farkına varır. Sakın yapmayın. İshak'ın oğlu, dedesini kastediyor. İshak'ın oğlu elbette ki farkına varır. Sakın öldürmeyin. Peki ne yapalım bu adamı? Nasıl kurtulacağız ondan? Elinden aldılar Yusuf'un ekmeğini, köpeklere attılar. Yusuf'u bağladılar. Dediler ki, çözüp atın kuyuya. Yusuf'u kuyunun başına getirdiler. Aşağıya sarkıtacaklar. Yusuf tam düşecekken can havliyle kuyunun etrafını tutmaya başladı. Beni atmayın diye. Dediler ki bunu bağlayalım. Yusuf'u bağlamaya başladılar. Ama bağlamadan önce Yusuf'un üzerindeki gömleği çıkardılar. Yusuf dedi ki, kardeşlerim, bana biraz su verin. Susadım, hava sıcak. Beni kuyuya atacaksanız, öldürecekseniz de bir su içeyim. Ondan sonra beni öldürün dedi. Dediler ki, sana yok su Yusuf. Seni kuyuya atalım, kuyu seni öldürsün. Senin pis kanına bulaşmayalım bari. Yusuf'u aldılar ve kuyunun içerisine. Yusuf inerken dedi ki, bana ne olur gömleğimi verin. Bari gömleğim beni korur belki. Belki fareler vardır, haşerat vardır. Gömlekle onları uzaklaştırırım. Üşürüm kuyunun dibinde. Onu yastık edineyim kendime en az. Azından dediler ki hayır. Sana gömlek de yok, ekmek de yok, su da yok. Öl orada, geber ve git. Kurtularım seninden. Babamızın aşkı bize dönsün. Nasıl bir sevgiyse bu. Nasıl bir aşksa. Ölüm üzerine sevgi, ölüm üzerine aşk kurulur mu Allah aşkına? Başkasının cesedi üzerinden pazarlık yapılır mı? Öyle yapıyorlardı Yusuf'un kurtlaşmış kardeşleri. Yusuf'u aşağı atıyorlardı. Yusuf bir kenara çekildi. Sonra dediler ki, boğuldu mu acaba? Öldü mü acaba? Ne oldu? Seslenelim dediler. Biri bağırdı. Yusuf, Yusuf, Yusuf dedi. Yusuf dedi ki herhalde beni çıkaracaklar. İnsafa geldiler. Abilerim buradayım dedim. Abilerim buradayım deyince taş atın üzerine bunun dediler. Kayalar atmaya başladılar. Belki Yusuf kayaların altında kalır. Kıskançlık, haset. İnsanoğlu yakan bir ateş. Cehenneme götüren bir şey değil mi? İnsanlara düşmanlığınızı körükleyen şey haset değil mi? Hepiniz hasetten çekmiyor musunuz? Aslında haset eden Allah'a isyan ediyor. Çünkü haset eden Allah'a diyor ki, sen niye yarattın böyle Allah? Senin taksimatını kabul etmiyorum diyor. Hasedin Türkçesi bu. Allah'a şirktir haset. Sonra Yusuf sustu. Kuyunun bir kenarına şöyle kapandı, sessiz kaldı. İnip öldürmesinler diye Yusuf'u. Yusuf çocuk, Yusuf genç, kalbi kırık. 11 kardeşin seni öldürmeye çalışsa, kırılmaz mı kalbin? Darılmaz mısın dünyaya? Darılmaz mısın kainata? Yusuf daralıyor.
sessizce bütün bir gece orada, gecenin ilerleyen saatlerinde kardeşleri dönmeden önce bir oğlak buluyorlar, oğlağı kesiyorlar. Yusuf'un gömleğini oğlağın kanına bulaştırıyorlar. Sonra geceleyin ve ca'u ebahum işa'en yebkûn. Akşam yatsı vakti babalarını ağlayarak geldiler. Gözyaşları dövünüyorlar. Vah 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 baba baba. Kimi göğsüne vuruyor, kimi kollarıyla ellerine, kimi dizlerine vuruyor. Vah 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 vah. Bir feryadu figan. Yakup'un gözleri yollarda Yusuf'unu görmek istiyor. Babalar Yusuf görmek istemez mi? Babalar evlatlarını gözlemezler mi? Yollarını bir askere üniversiteye gönderdiğinizde beklemez misiniz civanım gelsin diye? Ya başka türlü bir haber gelse, Allah muhafaza eylesin, Yusuf gelecek diye Yakup bekliyor, gözlüyor yolları. Biraz sonra ağlayarak gelen 11 adam. Vah 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 vah. Yakup koştu. Ne oldu evlatlarım? Hani Yusuf? Ben Yusuf'u göremiyorum. Yusuf nerede? Dediler ki baba, sorma sorma. Yusuf suresi anlatıyor. Üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleği getirdiler. Ne oldu Yusuf'um nerede? Ekelehu zimbe. Ve nahnu anhu gafilun. Onu bir kurt yedi, kurt. Biz farkında değildik. Tam biz gafletteyken kurt yedi Yusuf'umuzu. Baba sen bize inanmayacaksın belki. Hazreti Yakup dedi ki nefsini size bir ihanet işleti farkındayım. Babanın çaresizliğine bakın. İhaneti görüyor ama bir şey diyemiyor. 11 evlat var nasıl yol sayacak? Yakup ağlar Yakup. Daralır Yakup. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyudayken Allah'a yalvarır. Yusuf gece kuyuda, baba gece evin önünde. Yakup ağlar. Yakup ağlar. Gömleği alır şöyle eline. Kanlı gömleği alır bakar şöyle. Bu ne kadar insaflı bir kurtmuş ki Yusuf'umu yemiş, gömleğine dokunmamış. Bu ne kadar temiz bir kurtmuş. Yusuf'u parçalamış. Gömleğine hiç kıyamamış. Sonra döndü. Dedi ki sabrı cemil, doğru bir sabırdan başka çarem yok. Hazreti Yusuf kuyuda zorlukları kolaylaştıran gariplerin sahibi, ey her garibin sahibi, ey kendisinden başka ilah bulunmayan, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senden başka bir çıkış ve kurtuluş yolu niyaz ediyorum ya Rabbi. Senin bir kurtuluş yolunu niyaz ediyorum. Senden başka kurtuluş yolu yok ya Rab. Ya Rabbi beni koru ve kurtar diye Yusuf Allah'a yönelir. Yakup ağlar. Yusuf kuyuda 3 gün kalır. Yahuza gizliden gizliye Yusuf'a yemek getirirmiş. Gerçi Bünyamin'in getirdiğini de söyleyenler var ama Bünyamin'in sonra olma ihtimali veya Yahuza'nın getirdiği daha ağır. Yahuza her gün yemek getirir, su atar kuyudan aşağıya Yusuf ölmesin diye. 3 gün sonra oradan bir kafile geçer. Mısır'ın kralının bir kafilesi, ona yakınlarının bir ticaret kafilesi. Kuyuya gelirler, su için kuyuya bir kap gönderirler aşağıya doğru. Yusuf bakar ki ip geldi. İp kimden gelirse gelsin Yusuf ipi tutar. Adam alırken çağırır yardımcılarını, gelin der. Kova çok ağır bir şey taşıdı. Hele bir gelin yanıma. Sonra yavaş yavaş alırlar. Alırlar ve bir de ne görsünler?
dünyalar güzeli, güneş gibi bir delikanlı. Bağırır o mekanın sahibi, o kafilenin başındaki adam, der ki, gelin gelin, su ararken biz genç bir delikanlı gördük. Sevinirler, Yusuf'u yanlarına alırlar. Tam o anda kardeşleri öldü mü ölmedi mi diye gelip bakarlar. Bakarlar ki Yusuf bulunmuş, ölmemiş. Oradakinin başına derler ki, bu bizim kölemiz. Elimizden kaçtı bu köle. Bu köleyi bize geri ver. Yusuf aleyhisselam ise kardeşine gitmek istemez. Düşünebiliyor musunuz? Kardeşine gitmek yerine Mısırlı kafileye gitmeyi, köle olmayı tercih eder Yusuf. Nihayet Yusuf'u satın alırlar. Az bir para verirler Yusuf karşılığında kardeşlerine. Kardeşleri Yusuf'u satarlar. Sonra giderler. Yusuf'u bağlarlar. Ata bindirirler. Yola koyulurlar Yusuf. Ağlar ve ağlar. Döner. Şöyle bakar arkada kalan şehrine, babasına, kardeşlerine. Sonra Yusuf aleyhisselam uzun uzun ağlar. Biraz sonra kafile dinlenir. Dinlenirken kafile, Yusuf aleyhisselam kafileden ayrılır. Çünkü anasının mezarını görecektir.
lütfunda o. Yusuf sabır ile vardı hem sırra hem Mısır'a. Sabırla sırra ulaştı zindanda, sabırla ulaştı Mısır sultanlığına. Yusufların sabretmesi lazım, Yakupların oğullarına sabır lazım, Firavunlara azgınlık lazım, Nemrutlara yakmak lazım, İbrahimlere dua lazım. Allah ateşleri su yapar, zindanları minare yapar dilerse şayet. Bu böyledir işte. Adına sünnetullah dediğimiz ilahi kural böyle işte. Yusuf annesinin mezar dururlarken anasının mezarının yakında duruyorlar. Bir ara fırsat kollayıp anasının mezarına gidiyor, kapanıyor Yusuf. Annesinin mezarında ağlamaya başlıyor. Ana diyor, ey Rahil, bir kalk ve gör oğlunun halini. Kardeşlerim arasında nasıl ihanete uğradığımı bir görsen ana diyor, derdini veriyor, derdini anasına. Bir derdiniz mi var? Ananız sağ değil mi? Gidin mezarına konuşun. İnanınız ki annenin mezarında konuşacağınız sözlere alacağınız cevap 50 bin akıllı adamı vereceğinden daha güzeldir. Çünkü anneler suskun konuşurlar. Anne susar ama yüreğine dokunur. Anne susar, kalbine Allah ilham atar, problemini aşarsın. Anne, düştüğüm zilleti bir görmüş olaydın, bana ne kadar acırdın. Anneciğim, gömleğimi nasıl soyduklarını, beni nasıl bağladıklarını bir bilsen. Yusuf annesine derdini deşiyordu, babasını bulamadı hiç. Kardeşlerinden dolayı düştüğü büyük çileyi ifade ediyordu. Büyük sıkıntısını söylüyordu. Annem, Rahil, başını yerin altındaki topraktan kaldırıp oğlun Yusuf'a bir bak. Onun senden sonra ne belalara uğradığını bir gör ana. Anneciğim, düştüğüm o zaaf ve zilleti bir görmüş olaydın, bana ne kadar acırdın ana. Anneciğim, gömleğimi nasıl soyduklarını, beni nasıl bağladıklarını, gömleğimi nasıl soyduklarını, benim nasıl bağladıklarını, yüzümü nasıl tokatladıklarını, kuyunun içine nasıl bıraktıklarını, bana hiç acımadıklarını, bir köle gibi nasıl sattıklarını, beni nasıl esir gibi taşladıklarını bir görseydin. Derdini ananıza anlatın.
mezarın başında oturun, derdinizi anlat. Yaşıyorsa elini ayağını öpün. Geldim kapına ana. Dünyada hiçbir ciğer senin kadar yanık değilmiş. Sen öldükten sonra daha iyi anladım. Sen gidince bütün kapılar kapandı. Sen gidince bütün odalar sessiz. Sen gidince bütün kapılar kapalı. Kime gitsem, kime sığınsam, bomboş bütün dünya önümde, bütün saltanat debdebesiyle kainat gözümün önünde boş. Çünkü ana yok. Ana olmayınca kainat sessiz. Lal ve epkem. Sanki sağır, sanki dilsiz, sanki kambur. Koca gövdeler. İki büklüm. Anne yok çünkü. Ben geçen Ramazan İstanbul'a geldiğimde Ankara'dan annemin elini öpüp geldim. İzin istedim buraya gelirken. Geçen Ramazan sonrası annem vefat etti. Buraya gelirken mezarına gittim bir gün önce. Ondan izin istedim. Gideceğim diye. Oturdum ve konuştum. Aynen böyle. Dedim anne, ben gidiyorum. Sen sağken duanı isterdim, duanı alırdım. Bana dön derdin, otururdum yanına. Elinle sırtımı sıvazlardın. Allah yoldaşın olsun, Cebrail seninle olsun derdin. Şimdi yoksun. İnsan 80 yaşına da gelse anne, annedir işte. Özlem duyuyor. Yaşın kaç olsun değişmiyor. Annesini yitirenlerin hepsi şu anda benim ne hissettiğimi iyi anlarlar. Annesini yitirmemiş olanlar bunu iyi anlasınlar. İnsan anasından küser mi? Bugün iftarda bir kadın sordu bize. İki oğlum bana hiç uğramıyor. Dünyanın sultanı olsanız ne yasak? Kudretiniz, gücünüz dünyayı idare etse ne yazar? Ananız yoksa şayet. Uğramıyorsan anana, dünyanın en cimri ve fakirisin. Bir şey değilsin, bir şey değilsin. Ananı üzmüşsen. Anne için, anne küsünür mü ya? Yusuf, yürekten Yusuf'muş. Bize anamızı hatırlatıyorsa Yusuf peygamber işte. Peygamberler öyledir. Hayatlarıyla, hareketleriyle ders verirler. Derin bir hissiyata, derin bir yalnızlığa iter seni. Dokunurcasına. Selam olsun annelerimize. Cennet mekanları olsun annelerimizin. Firdevs makarları olsun. Allah onlara merhamet etsin. Allah hiçbir anaya ana yakmaz. Geldiler ve Yusuf'u tokatladılar. Dediler ki, Yusuf kaçıyor musun? Hayır. Kaçmıyorum. Anamın mezarına sığındım. Anamı görmemiştim. Mezarına geldim. Derdimi anlattım der Yusuf. Bağlarlar Yusuf'u. Mısır'a götürürler. Bu köleyi satın derler. Malik bin Zahar gelir. Alır, götürür. Mısır Firavunu'nun maliye bakanı olan adam gelir ve der ki Yusuf için ben onu alacağım der. Mısır çarşısında tokatlanmış Yusuf, yüzüne şamar indirilmiş. Yusuf orada gelir, 20 altın, bir ayakkabı, iki beyaz elbise karşılığında Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'ın kralının yardımcısı Kutfir
Malik bin Zardan satın alır. Karısına getirir. Züleyha. Güzeller güzeli bir kadınmış. Bu çocuğa iyi bak. Bize yardımcı olacak ileride. Yusuf'u, büyüt Yusuf'u. Yusuf'u hamama sokarlar, yıkarlar. Dünyalar güzeli bir delikanlı. Bir gün Züleyha Yusuf'a der ki, Yusuf, saçların ne kadar güzel. Yusuf der ki, öldüğümde cesedimden ilk dökülecek olan saçlarımdır. Züleyha der ki, Yusuf gözlerin ne kadar güzel. Yusuf der ki, cesedimden ilk yere akacak gözlerimdir. Yusuf, yüzün ne kadar güzel. Yusuf der ki, toprak içindir o toprak. Toprağa karışıp gidecek. Geçici güzelliklere kanma, hanımım kanma. Şeytan oynamasın seninle. Ne göz kalacak, ne kaş, ne yüz kalacak. Ne göz, ne saç kalacak, ne bir şey. Gidecek toprağa hepsi. Öyle diyordu Yusuf'u Sıddık. Ama ne yazık ki Züleyha kocasıyla bütün karı kocalık ilişkisini bitirmiş Züleyha Yusuf'u bırakmaz. Yusuf'un peşinden koşar. Yusuf'u üzer. Bir gün kocası yokken evde Kur'an onu anlatırken çok nezih anlatır. Müthiş bir edeple anlatır. Kadını rezil etmeden Yusuf'un büyüklüğüne işaret ederek وَغُلِّقَتِ الْاَبْوَابُ Kur'an'ın en büyük özelliklerinden biri isimleri çok kullanmaz. İşi isimlere indirgemez, olayı anlatır. Onun için Züleyha'nın ismi Kur'an'da geçmez. Sadece Meryem'in adı geçer. Niye sadece Meryem'in adı geçer? Çünkü Meryem töhmet altındaki bir kadın. Romalılar Hazreti İsa'ya fuhuş yapmış kadının oğlu derler. Haşa, bin defa haşa. Kur'an onun için Meryem'in adını sureye verir. Meryem şerefli bir kadındır. Bu utanmaz ve ahlaksızların bütün iftiralarını Kur'an şiddetle reddeder. Onun için Meryem'in adını bastıra bastıra kullanır Kur'an. Ama Züleyha'dan zamirle bahseder o kadın der. Ve gullikatil ebuab. Kapı sımsıkı kapatır. Kapı sımsıkı kapandı. Sonra Züleyha Yusuf'a saldırır. Yani kötü niyetle saldırır derken ona yakınlaşmak için. Yusuf kaçar, Züleyha kovalar. Sonra Züleyha o kadar, Züleyha çok güzel bir kadın tabii. Hazreti Yusuf'un kalbi bir an meyleder. Beşer, insan. Peygamber de olsa. İşte orada Yusuf bir şey görür. Yalnız Kur'an-ı Kerim Yusuf'tan bahsederken bir kelime kullanır. Özel bir kelimedir. Muhlis ve muhlas. Muhlis kendini ihlaslı kılmış, kendini korumuş. Ama Yusuf'tan bahsederken Kur'an min ibadinel muhlassin korunmuş farklı. Kendini koruyan ayrı, korunmuş ayrı. Allah diyor Yusuf'u ben korudum. Yoksa Yusuf yanlış yapabilirdi. Nitekim denilir ki Yusuf da Züleyha'ya yöneldi. Yanlış bir şey yapacağı anda bütün odayı dolduran Yakup'un elini gördü. Babasının elini önüne geldi, bütün odayı doldurdu. Yusuf ne yapıyorsun? Allah'ın burhanını görmeseydi Yusuf da düşecekti. Yusuf maazallah. Allah'a sığınırım diyor ve kaçıyor. Züleyha Yusuf'u tutarken Yusuf'un cübbesini yırtıyor. Yani entarisini
tam o anda kapı açılıyor. Züleyha Hanım kocası içeriye giriyor. Ne oluyor? Yusuf bir şey söylemeden Züleyha diyor ki, karın hakkında kötü düşünene ne yaparsın? Yusuf, Allah'a sığınırım. Yanlış yapmaktan, ihanet etmem der Yusuf. Kadın bir şey söylüyor ama. Öldür demiyor Yusuf'u, kıyamıyor. Hapse atmaktan başka filan gibi sözler söylüyor. Onu cezalandır ama öldür demiyor, diyemiyor. Kıyamıyor Yusuf'a. Yusuf'u o kadar sevmiş. Kale kailün diyor Kur'an. Bir söyleyici. Derler ki bir çocuk. Tefsirler. Orada bir çocuk getirildi. Çocuk konuştu. Beşikteki çocuk. Dedi ki bakın. Entarisi arkadan mı yırtılmış Yusuf'un, önden mi? Eğer entari önden yırtılmışsa Züleyha haklı, Yusuf yalancı. Eğer entarisi arkadan yırtılmışsa Yusuf haklı, Züleyha yalancı. Baktılar, Yusuf'un entarisi arkadan yırtılmış. Yusuf haklıymış dediler. Züleyha haksız. Sus, konuşma dedi. Yusuf'un efendisi, konuşma Yusuf, sus. Bizi rezil etme. Bizi aşağılama. Bir şey konuşma. Yusuf sustu ebeden. Sonsuza kadar sustu. Ama bir müddet sonra Yusuf'un varlığı rahatsız etti. Dediler ki zindan. Yusuf dedi, ya Rabbi zindan benim için bunların dediklerinden daha hayırlıdır. Yusuf zindanı istiyordu kadından kurtulmak için. Hadiste ne diyor? Hiç kimsenin gölgelenmeyeceği mahşer gününde yedi kişi vardır ki Allah onlara gölge yapacak. Onlardan biri nedir? Çok güzel olan bir kadın onu nefsine davet ettiğinde Allah'tan korkarım diyen kişi. Çünkü erkek yanlışa davet edebilir, kadın kendini sıyırır. Hadi defol der. Ama kadın davet ederse erkeğin kendini koruması daha zordur. Yaratılış böyle. Kur'an bu olaylarda ders veriyor, dikkat et diyor. Çünkü bozuldu mu kadın çok daha ürkütücüdür. Allah korusun etimizi. Etrafta konuşmaya başladı kadınlar. Aziz'in karısı bir köleye ram olmuş. Bir köle için. Aziz'in karısı bir kölenin ayağına düşmüş. Züleyha akıllı bir kadın. Benimle alay edersiniz öyle mi? Sarayın bütün kadınlarını, bugünkü tabirle sosyete diyoruz, kimse alınmasın bana. Tabir etmek için söylüyorum. Şehrin bütün sosyete, bütün böyle. O günkü magazin. Önde gelen bütün kadınlarını çağır. Gelin der. Hepsi gelir. Zindana atılmadan önce hepsinin eline meyve verir. Ellerine birer bıçak verir. Sonra Yusuf içeri girer. Yusuf içeri girer. Girince Yusuf içeriye, kadınlar elmayı keseyim derken ellerini kesmeye başlar. Çünkü çok özelmiş Yusuf. Allah özel bir cemal vermiş. Derler ki haşa haşa, bu adam olamaz. Yani bu insan değil, gökten bir melek. Züleyha der ki işte beni bundan dolayı suçluyorsunuz. Gör, konuşmayın. Çünkü çirkindir konuşmak. Ve bir hadis hatırlatayım. Bir Müslümanı ayıplayan kişi bir günahından dolayı aynı günahı işlemeden ölmez. Efendim, 45 saniyelik bir aramız var. Yani
45 saniye, bir dakika da değil. 45 saniye sonra devam ediyoruz, buradayız. Hemen izliyorum efendim. Niyet ettim. Hak yememeye. Eşit davranmaya. Alın terimle çalışmaya. 25 yıldır kapılarımızı bu niyetle açıyor, sağlam değerlerle tertemiz sofralar için çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Kuveyt Türk. Sağlam bankacılık. Yusuf-u Sıddık, Sadık ibn-i Sadık ibn-i Sadık veya Sıddık ibn-i Sıddık ibn-i Sıddık, Sadık'ın torunu, Sadık'ın oğlu Sadık, Yusuf-u Sıddık. Ben ve babam Sadık'ız dediklerinde Hazreti Ömer nasıl hiddetlenmişti? Hayır demişti Hazreti Ömer. Sadık'ın oğlu, Sıddık'ın oğlu demişti Hazreti Ömer, Yusuf'tur. Efendim Hazreti Yusuf'un hayatı belki yarın da bir müddet devam edeceğim. Ama bitmedi tabii ki. Hep beraber amin diyelim mi? Hep beraber dua edelim mi? Hadi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu alel meb'usi rahmeten lil alemin. Seyyidina, Seyyidi Nuraini Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi şu seher vaktinde, şu anda, şu dakikada, şu saniyede ellerini açmış, sana yalvaran bütün kardeşlerimizin orucunu kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerini halisane eyle ya Rabbi. Niyetlerini bereketli eyle ya Rabbi. Her türlü kötülükten, şerden muhafaza eyle ya Rabbi. Hepimizi korktuğumuz ve endişe ettiğimiz bütün korkularımızdan güvende eyle ya Rabbi. Bütün korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dünya ve ahiret hayatında kendimizle ilgili, çevremizle ilgili, dostlarımız, ailemizle ilgili neyi arzu ediyorsak ve ümit ediyor ve düşünüyorsak, bizim için hayırlı olan bütün arzularımızı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ümitlerimizi kırdırtma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, tövbe ile sana yöneldik. Şöyle dedik Ramazan'ın başında tövbe ederken, Allah'ım bugüne kadar işlemiş olduğum bütün günahlardan, bütün hatalardan, bütün nisyanlardan, isyanlardan dolayı pişmanım. Keşke günah işlemeseydim. Keşke hata etmeseydim. İlahi ya Rabbi, bundan sonra günah işlemeyecek, hata işlemeyecek, tövbe edeceğim demiştik. Ve bizim günahlarımızı affeyle, tövbemizi kabul etme, eyle demiştik. Ya Rabbi o duamızı da kabul eyle. Günahla aramızı boz ya Rabbi. Şeytanı uzaklaştır ya Rabbi. Rahman'a yaklaştır ya Rabbi. Gönüllerimizi temizle ya Rabbi. Razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şifa isteyen bütün hastalara şifa, dertlilere deva, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Rabbim hepimizin bütün niyetini kabul etsin. Yarınki orucumuzu kabul etsin. Allah bize bundan sonraki ömrümüzde de Allah ve Nebisinin yolunda gitmeyi nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha. Sevgili Mustafa hocama, Abdurrahman'a teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan
vefalı seyircilerime, sizlere aslında teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'ye efendim akşam iftarda görüşünceye kadar Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Sağ olun, var olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله La ilahe illallah. Çaykur'un sunduğu Nihat